Real TV Amerika bürosundan merhabalar. Bugün son günlerde de Amerika gündeminde olan Joe Biden göçmenlik planı ile ilgili konuşacağız. New York Barosu'ndan avukat Ayhan Öğmen bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz Ayhan Bey. Hoş bulduk Özlem Hanım. Teşekkürler. Şöyle söyleyeyim Sayın Öğmen. Aslında Amerika'da Biden yönetimi göçmenlik politikası ile ilgili önemli adımlar atıldı. Fakat ben öncelikle genel hatlarıyla Biden göçmenlik planıyla başlamak istiyorum. Bir önceki yönetime baktığımızda aslında Trump yönetiminde göre değerlendirdiğimizde değişiklikler de gözümüze çarpıyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Evet, aslında bu önemli bir konu Özlem Hanım. Çünkü özellikle geçen yönetim, yani Trump yönetimi döneminin göçmenler anlamında çok hareketli geçmesi, göçmenlerin aleyhine ve haklarının kısıtlanması noktasında çok ciddi yönetmelikler ve kararlar 4 yıl boyunca alındığı için gerçekten Biden yönetiminin bu sefer göçmenlik alanında ciddi adımlar atması gerektiğini, farkına vardıklarını düşünüyoruz biz de. Dolayısıyla onların da bu şu anki başladıkları yeni yönetimde göçmenlik konusunda aslında beklemeyerek ciddi adımların atılmasının ve bu adımların da acilen atılmasının farkında oldukları görülüyor. Özellikle göreve gelir gelmez hemen bu Biden yönetimi döneminde, şey pardon Trump yönetimi döneminde ilk getirilen bu Müslüman yasağı denilen hemen o yasağı kaldırmakla adım attı Biden yönetimi ve onun dışında da hemen getirilen önemli bazı olumsuz kararları iptalle başladılar. Ve en son aldıkları kararnamelerden bir tanesinde de Trump yönetimindeki bütün alınan kararlar, yönetmelikler, göçmenlikle ilgili bir elden geçirilmesi için karar verdi başkan ve bu noktada önemli olan, faydalı olan kararların tutulması ama göçmenliğe ve üretime, işte gelişmeye ve birliği sağlayacağı engel olacak göçmenlere kötü anlamda geçirilen kararları da kaldırma noktasında adımlar atılması için direktif verdi o kararnameyle. Ve bunların tabii yanında biliyorsunuz Biden yönetimi ciddi anlamda bir reform yapılması ve bu reformla da işte Amerika'daki 11 milyon yasal olmayan kişilere statü verilmesi, aynı anda bu küçük yaşta Amerika'ya girmiş işte bu Dream gençlerine haklar verilmesi noktasında adım atılması ve onun yanında da aynı şekilde de bu noktada göçmenlik anlamında olumlu olacak ya da değişiklikler getirecek. Kim bir örnek verebilirim işte her yıl yapılan Green Card çekilişindeki sayıyı 185 bine çıkarma gibi değişik bir teklifle geleceklerini ve bu noktada adım atacaklarını belirtmişlerdi. Zaten göreve gelir gelmez de bu noktada bu kararlardan işte bu yasa tasarısını hemen meclise sundular. Ve bu yasa tasarı belli verilen yasa tasarısında aslında işte bu özellikle gençler, bu dreamciler, dream dediğimiz genç çocuklar, dreamci dediğimiz genç çocuklar ve bildiği birkaç alanda değişiklikler yapılması için adımlar attılar. Ve bunlar içinde de tabii 11 milyon yasal olmayan Amerika'da bulunan göçmenlere de haklar verilmesi noktasında teklifi sunmuş oldular. Tabii bu hani sizin dediğiniz Biden politikası bu noktada ne dediğimizde gördüğümüz şu, özellikle Amerika'da bulunan yasal olmayan göçmenlerin sorunun artık çözülmesi. Yani artık bu noktanın kapatılması, yıllardır burada yaşayıp yasal statü edinemeyen milyonlarca insandan bahsediyoruz ve bunun çözülmesi gerektiği. İkincisi de tabii baktığımızda Amerika'nın göçmenleri tekrar göçmenlere kucak açan ve göçmenleri kabul eden ve yeniliklere ve dolayısıyla girişime izin veren bir yönetim olarak ilerlemek istediklerinin mesajını verdiğini görüyoruz. Tabii bu en büyük fark önceki yönetime baktığımızda önceki yönetim aslında göreve gelmeden önce dediler işte biz geleceğiz bazı düzenlemeler yapacağız. Trump yönetiminden bahsediyoruz. Göçmenlik alanında bazı düzenlemeler yapacağız. Bu düzenlemelerden sonra da biz bir reform geçireceğiz dediler. Ama öyle bir reformun hiç gündeme gelmediğini görüyoruz. Tam tersi aslında yasal olmayan göçmenlerle ilgileneceklerini belirtirken tam tersi aynı anda da yasal olan, yasal süreçte ilerleyecek olan çoğu göçmenin kalması, vize alması ya da işte onay alması, çalışma izni almasını engellediklerini görüyoruz. Yoksa bu noktada önceki yönetimin bu aldığı ciddi radikal kararlardan dolayı da
Şu anki Biden yönetimi daha olumlu, daha ılımcı bir şekilde yaklaşıp göçmenlerin aslında kötü değil, tam tersi Amerika'nın gelişiminde, ilerlemesinde, yeniliklerin bulunmasında çok büyük faydası olduğunu, girişimde, iş hayatında, eğitimde çok ciddi bir etkisinin olduğunu göstermiş oldular. Dolayısıyla göçmenlerin Biden yönetimi tarafından tam tersi girişimci oldukları, buluş yaptıkları ve Amerika'daki aslında gelişimi ve gelişmeyi desteklediklerini, yoksa eski yönetimin çizdiği gibi kötü, yani göçmen denilince kötü akla gelen, Amerikalı nelerden işini alan, işte insan öldüren bu tarz bir hava yaratılıyordu çünkü geçen yönetimde. Böyle bir durumun olmadığını görüyoruz. O açıdan hani benim bu noktada söyleyeceğim şey, en önemli şeylerden bir tanesi, tabii ki Biden yönetiminin planladığı göçmenlik politikasında bakış açısı göçmenleri kabul eden ve bir adım atılacağı ve Amerika'nın sembolü olan da özgürlük adına uygun bir şekilde göçmenlerin kabul edileceği bir politikayla ilerleyeceğini görüyoruz. Tabii planlarına gelince, tabii planları noktası, öncelikle şunu söyleyebiliriz, planları noktasında da tabii ki öncelikle önceki yönetimin getirdiği olumsuz kararların iptal edilmesi, bu kararların değiştirilmesi. Bunlardan mesela bir örneği hemen geçenlerde yapıldı. Public charge denilen bir kural var. Bu da işte kişilerin Amerika'ya kabul edilirken acaba Amerikan yönetimine ya da Amerikan hükümetine, devletine yük olacak mı bu insanlar diye bakılır. Kişiler eğer green card'a geçerken finansal anlamda yükümlülük noktasında devlete yük olur mu, olmazlar mı, bir kuralı var zaten. Bu Yani yıllardır var bu kural. kısıtları var diyorsunuz aslında bu noktada da. Evet, aynen. Aynen. Önceden bu çok eski bir kural zaten. Ama bu bir şekilde tabii kişilerin yeterli finansal durum göstermesiyle, sponsor göstermesiyle aşılan bir durumdu şu ana kadar. Fakat geçen yönetim bu noktada aslında bir nevi mecliste, işte senatoyla, ondan sonra kongrese bir araya gelip reform yapmaktan ziyade onlar bir public charge kuralının tanımlamasını 800 sayfaya çıkarmışlardı. Dolayısıyla kişilerin oturuma kabul edilmesi ya da green card alma noktasında kabul edilmesi noktasında bir sürü ek hükümler getirdiler. Bir örnek vereyim mesela. Kişi diyelim green card çekilişine girdi, değil mi? DV çekilişine. DV çekilişine girdiği zaman normalde olan durum, kazanırsa Amerikan konsolosluğu yapacağı göçmenlik vizesi zamanında da yeterli finansal durumda olduğunu göstermesi yeterli. Ben işte Amerika'ya geleceğim oturumumda, işim kartımda ve Amerika'da çalışana kadar kendime bakacak finansal durumum var demesi yeterli oluyor. Fakat bu yönetimin açıkladığı, daha genişlendirdiği public charge kuralında artık o kişinin İngilizce dili var mı, yok mu, yeterli mi? İşte başka diller konuşuyor mu? Eğitim düzeyi nedir? Sağlık sorunu var mı? İşte finansal durumu ne kadar var? Yani bir nevi bir sürü ek kriterler getirerek belki Amerikan konsolosluğu göçmenlik görevlisi, şey konsolosluğu görevlisi dönüp kişiye tamam sen uygunsun, her şey uygun, çekişten çıktı, eğitimin de uygun falan ama biz senin public charge kuralından dolayı devlete yük olacağını düşünüyoruz. O yüzden seni reddediyoruz deme takdir yetkisini çok fazla arttıran bir karardı bu. Bu şey yönetmelikti ya da adımdı. Dolayısıyla Biden yönetimi bunu iptal etti. Birkaç hafta önce atı adımlarla bunu kaldırdılar. Trump yönetimi görevine getirilen bu şekilde detaylı bir bakışı kaldırmış oldular ve eski public charge kuralına dönüldü. Yani dolayısıyla şu ana kadar gördüğümüz en büyük planlar Biden yönetimi tarafından önceki yönetimin getirdiği olumsuz kararları kaldırmakla uğraşıyorlar. Çünkü kolay değil bu. Bir 4 yıldan bahsediyoruz. Binlerce adımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlarla uğraşıyorlar. Ve tabii ikincisi de bir kuralı kaldırırken ters etkileri de olacak. Ona da hazır olmak gerekiyor. Ki biliyorsun bu sınır güvenliğinden dolayı çok eleştirildi Biden yönetimi şundan bir ay önce. Ne denildi? İşte Trump yönetimi döneminde getirilen sınırlardan kişilerin alınmaması, işte bu tip kararlar alınmıştı. Sınırdan yasal olmayarak girenler ya da işte sınırdan girmeye çalışanlarla ilgili. İşte siz bir sınır dışı etme durumunu kaldırıyoruz diye bir karar aldığınız için, Trump yönetiminde getirilen kararı kaldırdığınız için işte yığılmalar oldu sınırda. Binlerce insan yığıldı. Çok daha fazla insan Çok geldi ciddi denildi. bir problem aslında şu anda Amerika gündeminde olan o da. Aynen, çok ciddi bir problem ve bunun tabii sebebi sadece Biden yönetimden kaynaklanmıyor aslında. Ama tabii ki aynı şekilde sonuçta yönetim şu an onlar olduğu için bu durumu çözmeleri gerekiyor ve yaklaşık bir baktığımızda
15 bin tane çocuğun hala o şey gözaltı yani gözetimde tutulduğu ve ailelerine verilmesi için uğraşıldığını görüyoruz. Yani şu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla Biden yönetimi alacağı adımlarda ve kararlarda da bir kararı iptal ederken onun için ne tür bir alternatiflerle geleceklerini belirtmeleri gerekecek. Dolayısıyla en büyük planları şu an göçmenlik alanında önceki yanlış kararları kaldırılması ve buna alternatifler üretilmesi. İkincisi de tabii bu genel göçmenlik reformunun geçilmesi noktasında adım atılmada ciddi bir anlamda planlar arasında görüyoruz diyebilirim. Ben şu noktaya da değinmek istiyorum. Aslında bu bazı yasa tasarıları sunuluyor ve bu tasarılar nasıl bir süreç izliyor kanunlaşma sürecinde? Nasıl kanun haline geliyor? Tabii mesela çok güzel bir soru bu. Çünkü şu an bize çok sorular geliyor. İşte evet yasa olmuş, yasa geçmiş. İşte biz bundan hak elde edebiliyor muyuz gibi sorular geliyor. Tabii bir noktada daha ben tabii söylediğim bir şey yok. Daha yasalaşan bir durum yok. Beklemeniz lazım diyoruz. Şimdi burada tabii nasıl işliyor sistem? Öncelikle tabii tasarı sunuluyor bu noktada House'a. Ve biliyorsun burada meclis bölümü iki şekilde oluşuyor. Bir House bölümü, bir de o Senato bölümü ve dolayısıyla House ve Senato'dan geçmesi gerekiyor bunların tasarıların yasalaşması için. Dolayısıyla öncelikle House'da tasarı geçecek hale gelmesi gerekiyor ve sunulması lazım ve oradan oylamaya geçmesi lazım. Ki bir nevi son zamanlarda Biden yönetiminin sunduğu tasarılardan bir tanesi göçmenlik alanında özellikle House'dan geçmiş oldu. Ama hala yasalaşmadı o. Çünkü öncelikle House adımından sonra Senato'ya gitmesi gerekiyor ve Senato'da da oylamaya sunulması lazım ve Senato'da da itirazlar olacak ya da değişiklikler olacak, eklemeler, çıkarmalar olabilir bu var olan tasarıda. Ve oradan geçip geçilmeyeceğine bakılacak. Eğer oradan geçerse zaten artık yasalaşma yolunda ilerliyor. Çünkü artık bir nevi meclis tarafının yani kongre tarafının desteğini almış oluyor bu yasa. Bu artık ondan sonra da başkanın imzası için White House'a yönelmiş oluyor. Aslında Ve pardon sözünüzü kesin. Bu yok noktada lütfen. Biden yönetimi de aslında biraz sıkıntılı bir süreçte diyebiliriz. Çünkü baktığımızda Senato'da da 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçi yer alıyor. Yani bu noktada kaç Evet. kalması gerekiyor böyle tasarıların geçmesi için, kanunlaşması için? Aynen aslında bu çok güzel bir soru Özlem Hanım sordun. Gerçekten en büyük sorun ve takılma noktası orada oluşacak. Çünkü Senato bölümünde dediğin gibi %50 %50 bir ayrılma var. Bir de biliyorsun Senatörün başkanı şu anki başkan yardımcısı. Dolayısıyla %51 sağlanılıyor. Ama onunla da teknik olarak normalde yasalaşacak ya da bu tarz tasarıların geçmesi için aslında neredeyse bir 10 tane daha oy almaları lazım Cumhuriyetçi kanadından ki bir şekilde yasalaşacak tasarıyı geçirebilsinler. Dolayısıyla şu an itibariyle baktığımızda bu mümkün görünmüyor. Neden? Cumhuriyetçi taraftan destek almadan bu şekilde bir tasarı yasa geçirilmesi mümkün görünmüyor. Bu genel olarak söyleyebiliriz. Yalnız son dönemlerde biliyorsun Amerika'daki gündemi meşgul eden bir durum var. O da şu aslında Senato'da ki çoğunluğu elde eden taraf aslında biz şey duymuyoruz yani ihtiyacımız yok diğer %9 şey 9 ya da 10 oya ihtiyacımız yok biz bunu geçireceğiz filibuster dedikleri bir şey biz bunu geçireceğiz gibi bir adımla arkadan dönmeye çalışabilirler. Tabii bu Cumhuriyetçi taraftan ciddi bir şey alıyor tepki alıyor. Onlar da tabii siz bunu yaparsınız ve bu şekilde yasa geçirseniz işte bunun önünü açıyorsunuz. Bundan sonraki tam tersinde cumhuriyetçilerin bu şekilde bir çoğunluğunda biz o zaman yasaları o şekilde geçireceğiz. Yani normalde alışılagelmiş bu Senato'nun kuralına uygun olacak şekil o değil. Yani %51'ine geçirememen lazım. Ama geçirme yani bir şekilde böyle bir yola başvursanız o zaman siz var olan dinamiği değiştiriyorsunuz diyorlar. Yani aslında sorunun cevabını şöyle vereceğim senin. Evet bu durumla mümkün görünmüyor aslında yasayı geçirebilmesi cumhuriyetçilerden destek almadan. Ama bu noktada gerçekten biz de sabırla bekliyoruz. Ne yapacak acaba şey tarafı, demokrat taraf ya da yönetim ne yapacak? Bu noktada bu dedikleri uygulamaya geçip senatoda onları diskalifiye edip kendileri bir yasalara geçirmeye çalışacaklar. Aslında bu da beklemede ve ilgi duyulan bir nokta şu an. Ne olacağı merakla bekleniyor. Eğer öyle adımlar atıp yeterli çoğunlukla ihtiyaç duymadan adım atarsalar %51'de o zaman belli yasaları geçirme durumları mümkün olabilir. Bu en son gördüğümüz geçirilen şeyde de destek paketinde de baktığımızda da bir nevi aslında %51 ile geçirmiş oldular.
Ve bunu devam ettirecekler. Bunu hep beraber göreceğiz. Yoksa dediğin gibi normalde sadece House'u geçmesi gerekmiyor tasarının. Aynı şekilde Senato'yu geçmesi gerekiyor ki ondan sonra yasalaşabilsin. Başkanın önüne imzasına gidebilsin. Yoksa geçmesi mümkün olmayacak. Böyle bir durumla karşı karşıyalar diyebiliriz. Aslında sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi birçok kişi de yakından ilgilendiren çekilişle green card alımı sürecine de bakacak olursak, geçtiğimiz günlerde de gündemdeydi, Amerika gündemindeydi. Ülkelere kontenjanda farklılık uygulanacak, yani bir artış yapılacağı söz konusuydu. Bu noktada siz neler söyleyeceksiniz? Evet, şimdi zaten bunu biliyorsun, bu Biden yönetimi öncesi Trump yönetimi tam tersi DV çekilişini kaldırmak istediğini devamlı tekrarlayıp duruyordu. Ve tabii bunu bir yasayla yapma durumu mümkün çünkü sonuçta bunu kongreden geçirmesi lazım. O yüzden yapamamıştı o iptali. Şimdiki Biden yönetimi de tam tersi bu programı iptal etmekten ziyade arttıracağını, dolayısıyla dediğiniz gibi neredeyse 80 bin küsurlara çekeceğini, yıllık bu kişilerin green card alabilme durumunu. Tabii bu dünya genelinde verilen bir rakam. Aynı anda tabii her ülkeden aynı oranda alınmıyor ya da her ülke zaten bu programa dahil değil. Dahil olanlardan da aynı şekilde alınmıyor. Onda haklısın. Ülkeden ülkeye değişik politikalar uygulanabiliyor bu noktada. Ama her ülkeden aynı rakamlarla alınmıyor. Tabii ama onun dışında da bu genelde zaten State Department tarafından belirlenen, ilerlenen bir durum diyebiliriz. Ama bu yönetimin özellikle bu sayıyı arttırma isteği olduğunu görüyoruz. Ne kadar bunu başarır ya da ne zaman başarırlar bekleyip görmemiz lazım. Ama şu an hala eski olan rakamlardalar. Dolayısıyla değişmedi ve biliyorsun gelecek ay itibariyle DV çekilişi tekrar olacak. Artık günü State Department son günlere doğru belirler. Bu noktada bilgi geçişini yapıyor ve dolayısıyla yeni çekilişin sayısı da aynı şekilde arttırılmamış bir rakamda ilerleyeceğini düşünüyoruz. O açıdan Bu seneye yansımayacağını söylüyorsunuz aslında. evet, daha şu an geçen bir durum yok ama tabii bekleyip görmek lazım ne yapacaklarını, ama şu an itibariyle yansımama durumu olur gibi gözüküyor. Anladım. Peki bu ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Belli ülkelere pozitif ayrımcılık ya da belli kıstaslar yapılıyor dedik. Yani bunu aslında belirleyen unsurlar neler sizce? Ekleyecek olursanız. Yani çok güzel bir soru ama burada şunu şöyle görmek lazım. Sonuçta bu programa bakıldığında bu program dünyanın değişik bölgelerinden, değişik kültürlerden kişileri getirmeyi hedefleyen ve tabii bu noktada da hangi bölgeden ya da ülkeden daha fazla kişinin getirilmesi noktasında bir ayrımcılık oluşabilir. Yani olabiliyor bu. Ama bunu şöyle görmek lazım. Sonuçta bu programın amacı zaten değişik kültürleri, değişik toplumlar olan kişileri getirmek buraya ve Amerika'nın bir parçası yapmak. O açıdan dediğim gibi kriter daha çok nereden getirilmesi noktasındaysa herhalde bakılan rakamlarla buna göre değişiklik gösterebiliyor diyebiliriz. Anladım. Çok teşekkür ederim Ayhan Bey verdiğiniz değerli bilgiler için. Bugün New York Barosu'ndan Avukat Ayhan Öğmen'le Biden yönetiminin göçmenlik planı üzerine konuştuk. Reel'de kalın.